Herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beyaz lahana turşusu yapacağız arkadaşlar. Sarması değil. Bakın şöyle büyük boy bir lahanam var. Lahanamı şöyle şu kısmından bir kesip kapak şeklinde alacağım. Bir kısmıyla sarma saracağım. Bir kısmıyla da turşu yapacağım arkadaşlar. Şöyle bıçağımı batırdım. Evet, şöyle kestim. Bakın. Dikkatli bir şekilde lütfen kesin. Çok büyük olduğu için tabii bıçak her tarafına yetişmedi. Şöyle ayıralım. Evet, bakın. Koca bir lahana arkadaşlar. Bilerek büyük aldım. Şu kısmıyla sarma saracağım. Düz kısmını ayırıyorum kenara. Şimdi bu kısmıyla da turşu yapacağım. Yine şöyle sap kısmını çıkaracağım. Rahat doğrayabilmek amacıyla. Evet, sap kısmını da şöyle çıkardıktan sonra lahanamı doğrayacağım arkadaşlar. Bakın şöyle parçalara böldüm. Kolay bir şekilde doğramak için. Evet arkadaşlar, parçalara ayırdım lahanayı. Bakın şöyle ince ince doğruyorum. Evet, bu şekilde lahanamızı doğrayalım. Çok daha kolay oldu. Orta kısmını da çıkardık. Bakın, bu şekilde lahanalarımı doğradım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir leğen alıyorum. Bakın, şöyle bir leğenimin içerisine lahanalarımdan koyuyorum bir miktar. Çok güzel bir turşu tarifi vereceğim sizlere. Hiç özelliğini kaybetmeyecek, kütür kütür tüketebileceksiniz. Hiç korkmayın. Şimdi ben avuç işi yapıyorum ama sizler için ölçtüm arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı kaya tuzum var. Şimdi yine avuç içiyle yapacağım ama ne kadar kullandığımı en azından sizlere göstereceğim. Şöyle bir avuç tuz koyuyorum. Hafifçe ovuyorum. Tekrar lahanamdan koyuyorum. Hiç korkmayın. Bu yöntemle turşunuzu yapın. Lezzetinden yiyemeyeceksiniz arkadaşlar. Geçen sene aynı şekilde yaptım. Kanalımda videom da var. Ayşe ile her şey. YouTube kanalıma göz atarsanız. Yine bir avuç tuz daha ekliyorum arkadaşlar. Bu kütür kütürlüğünü hiç kaybetmiyor. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalımın büyümesi için destekleriniz gerekli. Beğeni, yorum atmayı unutmayın lütfen. Sizlerden önemli rica ediyorum arkadaşlar. Bakın bir lehen dolusu doldurdum. Yarın sabah sizlere göstereceğim nasıl alçalacak, çökecek. Daha bidonunuzda daha az yer tutacak ve daha da güzel, lezzetli olacak. Daha tuz kullanmayacağız. Bu tuzla da turşumuzu yapacağız arkadaşlar. Şöyle üzerine çok az daha koyuyorum ve kapağını kapatıyorum. Leğenimin kapağını kapatıyorum. Bunu bir kenara alıyorum. Yarın sabah beraber açacağız bu lahanamızı. Şu anda akşam saati saat kaç? 7'ye 10 var arkadaşlar. Akşamdan hazırlıyorum. Şöyle bir leğenim daha var arkadaşlar. Leğenime yine lahanamdan koyuyorum. Aynı şekilde onu da hazırlayacağım. Ve sabaha kadar bekleteceğim. Yine
Şöyle bir avuç tuz koydum. Şöyle hafifçe ovayım. Evet arkadaşlar, ikinci leğenimi de doldurdum. Aynen ona da avuçumla tuzu koydum. Bakın, bir su bardağı tuzu ikisine koydum. Şöyle çok az bir tuzu kaldı. Bu tuzu da bu şekilde sizlere göstermek için ölçtüm dediğim gibi. Şimdi bunun kapağını kapatıyorum ve bunu da yarın sabaha kadar bekletiyorum. Şimdi burada ne kaldı arkadaşlar? Sarmalık lahanamız kaldı. Bakın, düz kısmını da lahana sarma için ayırmıştık. Çok da güzel. Bir koca baş bir lahanadan çok güzel hem sarma yapacağız hem turşu yapacağız. Bu şekilde bunu da haşlayacağım. Sarmasını yapacağım inşallah. Bir gece beklettiğim lahanamı kapağını açıyorum arkadaşlar. Hep beraber açtık. Bakın, hiç sertliğinden bir şey kaybetmemiş lahana. Şimdi ne yapıyoruz? Turşumuzu yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir 5 kiloluk bidonum var. Hemen bir baş sarımsağı soydum, ince ince doğradım. Şöyle alt kısmına sarımsak koyuyorum. Birkaç tane havuç ekleyeyim. 2-3 tane biber. Ve şimdi doldurmaya başlıyorum lahanalarımı. Daha azalmış, çökmüş arkadaşlar. Bidonumuzda fazla yer tutmayacak. Ve daha çok lahana alacak şimdi bidonumuz. Bu şekilde koyuyorum. Yarıya kadar doldurdum. Biraz elimle bastırdım. Şimdi ortası kısmına tekrar havuç atacağım. Yine şöyle bir tutam sarımsak serpiştiriyorum. 2-3 tane biber. Biber koymak zorunda değilsiniz. Evde vardı, ben kullanıyorum. Çok zorunlu değil arkadaşlar. Şimdi yeniden lahanalarımı dolduruyorum. Bakın, bir leğen dolusu lahanayı aldı. Daha da yerimiz var. Tuza yatırmamızın amacı bu arkadaşlar. Ve sizlere leğenimi de göstermek istiyorum. Bakın, biriken suyu. Bu kadar da suyu birikmiş. Tabii ki bunun üzerine koymuyoruz. İkinci leğen yaptım. Lahanamı aldım. Şimdi üzerini tamamlıyorum. Sesi duyuyorsunuz arkadaşlar. Yerken de aynı olacak. Kütür kütürlüğünden hiçbir şeyi kaybetmeyecek. Ağız kısmına yine şöyle bir avuç biber koydum. Bir tutam sarımsak koydum. Ve şimdi suyunu vereceğim. Ve turşumuzun olmazsa olmazı sirke arkadaşlar. Bir su bardağı 200 milim bardaklar. Herkesin evinde olan klasik bardaklarla bir su bardağı sirkemi de koydum. Şimdi suyunu ekliyorum. Musluk suyu koyuyoruz arkadaşlar. İkinci sürahi suyumu ilave ediyorum. Bakın, geldi, göründü. Şöyle suyu da koyduktan sonra kapağını kapatıyoruz. Ve turşumuzun olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bir hafta sonra yemeye başlarsınız. Ben öyle taze seviyorum ve bir hafta sonra turşumu tüketmeye başlarım. Sizlere kanalımda turşu nasıl kavrulur onu da göstereceğim arkadaşlar. Beyaz lahana turşulu kavurmasını biz Karadenizliler pek kavururuz, turşuyu severiz, çayla falan çok tüketiriz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.